Merhaba herkese, akşamlar. Ya Ege'n isteyen bir arkadaş vardı. Bilmiyorum, daha önce yine aynı arkadaş mı istedi de aklımdaydı. Aslında da birkaç gün pek video yapmadım. Dün de bir canlı yayın. Aslında planlı olmayan bir canlı yayın oldu üyelerle alakalı. Dün yükleyecektim. O gene kaynadı tabii arada canlı yayın olunca. Şimdi 1579'da kapatmış. Yani biz Ege'ni yukarıda bir alanda en son çok büyük ihtimal, yani bu Şubat ayında falan bir değerlendirdim. Çok büyük ihtimal. Yani şu direnç ve desteği çizdiğime göre Ocak-Şubat döneminde yatay alanda izliyorduk Ege'ni. Şimdi yatay alanı kıramamış Ege'n. Yani ben de öyle her gün bakmıyorum grafiğine. Gördüğüm kadarıyla bir toparlama var. İşte 15-50 civarlarında bir destek almış. Şöyle göstereyim. Altında çok fazla şey yok. Çok ayrılıp da böyle kararlı bir kapatma yok. Daha çok alıcılar var. Bakın, bir gün kapatıyor. Ertesi gün bir asıl adama benzer bir mum yapıyor. Sonra bir alım. Bu şu an benzer. Hep altına indiği zaman görüyorsunuz. Alımlı bir şekilde hareket geliyor. Yani kıramıyor bu bölgeyi. 1500 bölgesini Ege'n kıramıyor. Bu olumlu kıramaması. Olumsuz olan da yukarıda sıkıştı yani şimdi yatayda. Gene dönmüş aynı yerden. 2.618 hem bir Fibonacci oranıydı orası. Düzeltme seviyelerinden bir tanesiydi. 1874 bir direnç. O direnci kıramıyor. Oraya geldiği zaman hızlıca satıcının geldiğini görüyoruz. Olumsuz olan bu. 1874. Bunu 1900'e kadar da alabilirsiniz. Bu kısmı. Olumlu olan da aşağıda bu 1500 civarındaki desteğe tutunması. Aradaki marja çok büyük. Yani 1500-1800 dediğiniz zaman ortalama işte %20 civarında, değil mi? Bir şey var. Getirisi var. Bu alanı kullanıyorlar, dağıtıyorlar burada şu an. Bu piyasada işlem yapanlar, Ege'n piyasasında burada trade ettikleri net gözüküyor zaten. 1636'da 50 gün var. Tekrar altına sarkmış. Ki 50 günün altına Şubat'tan beri bir sarkıp bir altına bir üstüne hareket yapmış. Yani bir şey ifade ediyor mu? Destek kırılmadıkça bir şey ifade etmiyor ama güçlü bir görünüm de vermiyor bize. Bütün kısa ortalamaların da altında işte cross'lar yaşanmış. Normalde doğru görüntüler değil, iyi görüntüler değil yani. En son şurada yapmış. Tabi bunun bu Şubat döneminde yapmıştı. Orada biraz aşağı doğru sarktı. Yine benzer bir görüntüde olduğunu görüyoruz. Zaten hızlı sarkmış bu sefer. Çok hızlı vermişler yani. Taban neredeyse. Eksi 7.83. Hacimler ortalamada gidiyor yani. Öyle hacim, büyük bir hacim etkisi yok. Dikkatimi çeken ama şu şeydeki hacimler tabii düşük. 1500'e yaklaşınca hacimler düşüyor. O olumlu. Çok demek ki orada satış çok istekli değil. RSI yani o da aslında kararsız bir alanda. O da yatay bir alanda. Şu an 47.5'te kendi ortalamasının altında. Güçlü bir bölgede değil. Güçlü bir görünümde sunmuyor şu anda tam olarak. MACD de 2 gündür histogramı kızartmaya ve biraz da büyütmeye başlamış. Orada da aşağı yönlü bir kesişim var. Sıfırın altında. Yani kararsız bir görüntü yatay alanda. Buradan ne tarafa kararlı olarak çıkarsa, yukarı çıkarsa çok büyük ihtimal daha önce çizmişim 2200 civarları takip edilir. Yani %100 gelir mi onu bilemeyiz. Aşağı çıkarsa ki bu %25'lik, onu hatırlatayım, onu çizmiyorum. Çoğu zaman sözde söylüyorum. Kanalın derinliğinin şu %70 25'lik kısmını alın. Burada derinlik işte ne kadar? 1536 dedik. 1869. 300 diyelim. 25 de bunun ne yapar? 75 yapar. Yani 75 liralık kısımlar dönüş kısımları. Kanal çıkışları. Ya yani yatay alan çıkışlarının. Şöyle 75 lira. 1550. 1775. Şey 1475 aşağıda. Onu da çizelim. 1475 dönüş kısımlarıdır bunlar. Yukarıda da %25 var. O da 75 desek 1950. Değil mi? Evet. Şöyle. Yani bu kanal, bu yatay alan özür dilerim, kırılırsa aşağı veya yukarı bu 25'lik kısımlara dikkat etmek lazım. Bu 25'ler de kırılıyorsa çünkü genellikle derinlik tamamlanır harekette. %100 değil söylediğim şeyler. Bakın tekrar uyarayım. Hareket tamamlanırsa zaten burada gördüğünüz gibi 200 güne kavuşur. Önemli bir destektir. 1198 öyle bir şey olursa yukarıda da 2200 civarında bir direnç beklenir. Yani bu perspektifte ve bu destek direnç aralığında bir şey oluşturup kafada gitti tabii.
hisse sayısı artınca kafa yavaş yavaş gidiyor. Strateji oluşturup böyle hareket edebilirsiniz. Kendiniz bir plan yapabilirsiniz. Şunu hatırlatayım. Yarını bilemeyiz. Yani teknik analizle de bilemeyiz yarını. Hiçbir şekilde yarını %100 bilme imkanımız yok. Fakat her seviyeye göre biz strateji oluşturup kendimizi koruyabiliriz. Herkese iyi akşamlar.